Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradox'a hoş geldiniz. Bilim insanları diyor ki genetik kodumuzun sırlarını çözerek kendi biyolojimizin efendisi olabiliriz. Peki biz DNA hakkında ne biliyoruz? Birlikte bakalım. DNA büyük miktarda veri depolayabilen ve bu verileri milyarlarca yıl saklayabilen bir kimya kütüphanesi. Nesilden nesile aktarılan bu mikroskobik yapı evrimin temelini oluşturuyor. Her canlı DNA'yı kullanım kılavuzu olarak kullanıyor. Bu kılavuzun içindeki genler hücrelere hayatta kalmak, büyümek ve üremek için ihtiyaç duydukları proteinleri anlatıyor. Bugün gördüğümüz bitki ve hayvanları meydana getirmek için evrimin izlediği yolu DNA ile takip edebiliyoruz. DNA'nın sırlarını açığa çıkarmak, kendi geçmişimizi anlamamızı sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda bize geleceği tahmin etme ve hatta değiştirme yeteneği de veriyor. DNA daha yeni keşfedilmeye başlanan bir bilgi hazinesi. Bilim insanları 1800'lerin sonlarına kadar DNA'nın varlığından bile habersizlerdi. DNA'nın nasıl çalıştığını ancak 1950'lerden sonra anlamaya başladılar. 1970'lerde nihayet genetik kodun harflerini okumayı sağlayan bir teknik geliştirdiler. Böylece kendi kullanım kılavuzunuza bakmak ve insanların nasıl meydana geldiğini görmek mümkün oldu. İlk insan genomu haritasını tamamlamak 10 yıldan fazla sürdü. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Bilim insanları bir insan vücudunu inşa edip hayatta tutmak için 100 bin kadar gen gerekeceğini tahmin ediyordu ama insan genom projesi bu sayının 1/4'ünden daha az gene sahip olduğumuzu ortaya çıkardı. Pirinç bitkisinin bile bizden daha çok geni var. Günümüzde gen dizileme teknolojisi o kadar gelişti ki makineler tüm insan genomunu birkaç saat içinde okuyabiliyor. Şu ana kadar milyonlarca farklı kişinin dizilimleri kayda geçti. Bu sayede araştırmacılar bizi biz yapan küçük genetik farklılıkları araştırabiliyor. Bu farklılıklar soyumuz, fiziksel özelliklerimiz ve hastalık geliştirme riskimiz gibi birçok şeyi anlamanın anahtarı. DNA'yı hala tam olarak anlamış değiliz ama genetik bir devrimin eşiğinde olduğumuz düşünülüyor. Biyolojimizi DNA düzeyinde incelemek, bir gün genetik kodumuzu özelleştirmeyi ve hatta genetik hastalıkları tedavi etmeyi mümkün kılacak. Ancak o noktaya gelmeden önce bu koddaki her harfin ne işe yaradığını bulmamız gerekiyor. Bazı genlerle kontrol ettikleri özellikler arasında bağlantı basit ve açık. Ama çoğu gende bu ilişki karmaşık. İnsan genomunda gen sayısı az olduğu için vücudun yapımında birçoğunun birden fazla görev üstlenmesi kaçınılmaz. Genler bizi şekillendirmek için karmaşık ve birbirine bağlı ağlar halinde birlikte çalışıyor. Üstelik işleri daha da karıştıran bir nokta var. Genler insan genomunun yalnızca %1 veya 2'sini oluşturuyor. Genlerimizi nasıl, ne zaman, neden kullandığımızıysa genetik kodumuzun geri kalan kısmı kontrol ediyor. Bunun nasıl çalıştığını hala pek bilmiyoruz. Kendi biyolojimizin efendisi olma yolunda bir sonraki adım gen ağlarını anlamak ve onları düzeltmeyi öğrenmek olacak. DNA'nın temelinde nükleotit adı verilen 4 kimyasal bileşik var. Her nükleotitte beşgen şeklinde bir şeker molekülü, fosfat grubu denilen bir yapı ve baz denilen bir protein parçası bulunuyor. Her nükleotidin şeker ve fosfat grubu aynı. Her bir DNA ipliğinin omurgasını oluşturmak üzere yan yana gelip birleşiyorlar. Lego blokları gibi birbirine sadece tek yönlü bağlanabiliyorlar. Bir nükleotidin fosfatı diğerinin şekerine kenetleniyor. Dolayısıyla DNA ipliklerinin alt ve üst uçları belli. Bazlar iki DNA ipliğini merdiven basamakları gibi birbirine bağlıyor. Hidrojen bağı denilen güçlü etkileşimlerle birbirine bağlanarak baz çiftlerini oluşturuyorlar. Adenin, sitozin, guanin ve timin olmak üzere 4 baz var. Bunların hepsi oluşturacakları bağlar konusunda son derece seçici. Adenin sadece timinle, guanin sadece sitozinle eşleşiyor. Bu katı kurallar hücrelerin kendi genetik kodlarının kopyalarını kolayca oluşturmasını sağlıyor. Hücrenin iki ipliği açıp onları şablon olarak kullanması yeterli. Hücre, eşleşen nükleotidleri boş yuvalara kopyalayarak iki yeni iplik yapıyor. DNA'nın en önemli görevi bilgileri bir nesilden diğerine taşımak. Bu bilgiler 4 bazın kimyasal harf olarak kullanıldığı bir kod halinde yazılıyor. Bilim insanları henüz tüm insan genomunu çözemedi ama genlerimizi oluşturan kodu çözdüler. Genler, protein üretme talimatlarını taşıyan DNA parçaları.
Proteinler ise vücudumuzu oluşturan ve bizi hayatta tutan zorlu biyokimyasal işleri üstlenen moleküller. Proteinlerin yapı taşları amino asitler. 20 çeşit amino asit var. Bir proteinin nasıl katlanarak 3 boyutlu bir yapı oluşturduğunu ve vücutta nasıl davrandığını o proteindeki amino asitlerin sırası belirliyor. Hücreler kullanmak istedikleri geni kopyalayıp kodonları tek tek okuyor. Eşleşen amino asidi seçiyor ve onları giderek büyüyen bir diziye bağlıyor. Son kodonuna geldikleri zaman dizi tamamlandığını ve proteinin katlanarak 3 boyutlu şekli oluşturmaya hazır olduğunu anlıyorlar. Gelecek yüzyılda DNA bilimindeki gelişmeler dünyayı sonsuza dek değiştirecek. Yüzbinlerce farklı insan genom dizisini ellerinde bulunduran bilim insanları şu anda genetik kodumuzu deşifre etmeye çalışıyor. Genom dizisinin her kısmının kalıtsal özelliklerimizi nasıl etkilediğini çözmemiz onlarca farklı alanda büyük atılımlara yol açabilir. Nasıl evrim geçirdiğimizi, neden hastalandığımızı ve yaşlandıkça neler olduğunu anlayabiliriz. Genetik mühendisliği geliştikçe genlerimizi onarma, düzenleme ve hatta baştan yazma gücüne sahip olacağız. Bilim insanları laboratuvar hayvanlarının genlerini değiştirerek tehlikeli mutasyonları silmeyi ve doğada kendi kendine evrimleşen özellikleri daha da geliştirmeyi başardı. Bu teknikler daha güvenli hale geldikçe ve kendi genetiğimizi daha iyi anladıkça türümüzün genetik kaderini değiştirme gücünü kazanabiliriz. Paradox'un bu haftalık sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, bir sonraki bölümden ve daha birçok içerikten haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, bilimle kalın.